Merhaba arkadaşlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Kocaer Çelik Sanayi hisse senedinin teknik analizi inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Yani arkadaşlar hisse senemize normalde şu şekilde bir bakan kişi şirketin ileride güzel fiyatlara geleceğini düşünür tahmin eder. Biz aynı şekilde tahminimiz de bu şekilde düşünüyoruz. Sebebi ise arkadaşlar normalde bizim hissemizin yükselen bir trend içerisinde seyrini gösteriyor arkadaşlar tam şu şekilde bu vaziyette. Dolayısıyla hissemiz burada yukarıda. Tepe noktamız 35 liradan itibaren bir dönüş yapıp aşağı doğru 27 lira kadar inmiş. Arkasından tekrardan 35'i denemiş. Yani burası bizim için çok ama çok güçlü bir direnç seviyesi. Aşağısı 27'de çok güçlü bir destek seviyesi haline gelmiş durumda. Dolayısıyla hisse senemize bakıldığı zaman tekrardan önümüzdeki günlerde buranın üzerinde yani 35'ten üzerinde bir tekrardan denemesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir testini yapacaktır. Bu testini yap, yukarısına bir kapanış yaparsa o zaman gerçekten de hissemizi yeni bir fiyatlandırmalara karşımıza çıkartabilir. Ama baktığımız zaman yükselen trendimizin yukarısından mı yukarısında burada yukarıda bir fiyatlandırma tekrardan yapar mı yapacak gibi görünüyor. Çünkü aşağıda bizim maktemizde keza bu şekilde dile getirmiş. Burada bir baktığımız zaman RSI tarafımızda pozitif tarafta bir kırmaya yaşıyoruz arkadaşlar. Maktemizde pozitif yakmış durumda bir mumumuz. Tekrardan RSI'mizin yukarı doğru atmasını bekleyeceğiz ve tabii ki 1.09 seviyelerine kadar yukarılardan bir seviyesine RSI'nin şekillenmesini keza makdemizde bu şekilde yani 0.62 seviyelerinde bir şekillendirmesini görmemiz şart arkadaşlar. Bunları görürsek değerli dostlar hissemizi normalde yukarı doğru 35'lerin üzerinde bir fiyatlandırma göreceğimizi düşünüyoruz. Tabii ki borsa budur. Geriye çekilme olursa da aşağıda bizim destek seviyemiz 30.06 arkasından 27 güçlü desteğimiz aşağıda bekliyor arkadaşlar hissemizin normalde 4 saatlik bir bakalım 4 saatlikte de Aynı şekilde RSI tarafımıza baktığımız zaman RSI tarafında kırmayı yapmış durumda ve pozitif tarafa geliyor. Dolayısıyla maktemizde pozitif hissemiz al pozisyonda görünüyor arkadaşlar. Dolayısıyla al pozisyonda görülen bir hissemizin osilatör tarafında da yukarı doğru atması da işten dahi değildir. Bunu bir de size günlük bazda hacmini söyleyeyim arkadaşlar. Hacim olarak nasıl bir durumdayız? Hacim olarak gayet güzel bir şekilde. Şurada bir inişimiz olmuş seviyede ama buradan tekrardan bir hacim aşağıdan bir hacim gelirse hissemizi hızlı hızlı bir şekilde yukarı doğru atma ihtimalleri hatta hatta şöyle bir fiyatlandırma kabaca yapacak olursak arkadaşlar bizim aşağı noktamızdan yukarı noktamıza yüzde 28'lik bir oranımız görünüyor tepe noktamızdan alırsa da yüzde 22'lik bir artış karşılığı çıkartıyor yani şuna değinmek istiyorum hissemiz 35 seviyesindeki dilencin üzerinde bir kapanış görürsek arkadaşlar ileriki günlerde %22'lik daha bir artış yapıp hisemizi en azından 42 seviyelere kadar çıkma ihtimali de karşımıza çıkartmış durumda. Böyle bir hisse tabii ki genel anlamda bizim her zaman söylüyoruz, her zaman fotoğrafın tamamına bakın arkadaşlar. Bakın fotoğrafın tamamında biz ne görüyoruz? Fotoğrafın tamamında artış görüyoruz arkadaşlar. Artışımız olan bir hisseyi gördüğüm zaman bakın nasıl şekillenmiş? Yukarı doğru gelmiş 27 seviyeden aşağı doğru gelip arkasından tekrardan iki tepe haline getiriyor. İki tepe halinde sonuçta tekrardan bizim direncimizi 30'u seviye denizini kırıp tekrardan yukarı doğru atıp yukarı doğru çıkma ihtimali karşıma çıkartıyor. Dediğimiz gibi borsa bu yakından takip etmemiz gerekiyor. Yurt dışı yurt dışı olumsuz haberler gelmediği sürece yukarı doğru atma ihtimali de, düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle bir hissiydi. Orta vadeli güzel kazançlar sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü bakın arkadaşlar hesabımızı şöyle yapalım. 24 Mayıs'tan itibaren hissemizin getirmiş olduğu fiyata bakalım arkadaşlar. Şuradan bir fiyat alalım. Hissemizin şu anda kapanış fiyatımıza %132 artmış durumda. Yani böyle bir hisse gerçekten de güzel kazançlar sağlam durumda. Yani 6 7 aylık 8 aylık bir süreçten bahsediyoruz ve güzel bir kazanç sağlıyoruz. Ve hissemizin ileride son çeyrekte de arkadaşlar güzel bir Bilanço açıklarsa bu hissemizi tekrardan önümüzdeki senenin başlarında daha da fiyatlandırmaları karşımıza çıkartmış durumda olacak. Arkadaşlar sizlere Kocaer Çelik Sanayi hisse senedi teknik analizi yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.